basın açıklamamıza başlıyoruz. Şiddete karşı yasal düzenleme istiyoruz. Değerli basın mensupları ve kıymetli eğitim çalışanları, eğitim emekçileri. Eğitim çalışanlarına yönelik giderek artan şiddet olaylarını protesto etmek, şiddeti önleyecek, failleri cezalandıracak ve mağdurlara hukuki koruma sağlayacak bir yasal düzenlemenin yapılması talebiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Son olarak İstanbul Eyüp Sultan'da eski bir öğrenci, okul müdürü İbrahim Okturan'a silahla saldırıda bulunmuş, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan okul müdürümüz maalesef kurtarılamayarak vefat etmiştir. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve bütün eğitim camiasına başsağlığı diliyoruz. Yıllardır kanayan bir yara haline gelen şiddet olaylarına dikkat çekiyor, tedbir alınması için yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Öğretmene uzanan eller kırılsın! Öğretmene uzanan eller kırılsın! Öğretmene uzanan eller kırılsın! Bu çağrımızı yıllardır yapıyoruz. Sesimize kulak verilseydi, gereken önlemler zamanında alınmış olsaydı belki de bugün başka şeyler konuşurduk. Ancak ne yazık ki birçok konuda olduğu gibi bu konuda da geç kalınmıştır. Artık ölümle sonuçlanmaya başlayan saldırıların son bulması için gereken adımlar ivedilikle atılmalıdır. Eğitimcilere yönelik şiddeti önleme yasası artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkarılmalıdır. Kanımız yanıyor, kanımız akıyor. Kanımız yanıyor, kanımız akıyor. Kanımız yanıyor, kanımız akıyor. Öğretmen, memur, hizmetli, şef, şube müdürü demeden tüm eğitim çalışanlarına, kamu görevlilerine yönelen şiddeti bir defa daha lanetliyoruz. Dur be! Dur be! Şiddete dur be! Dur be! Dur be! Şiddete dur be! Dur be! Dur be! Şiddete dur be! Bugüne kadar kamu görevlilerine yönelik gerçekleştirilen tüm şiddet olaylarında tepkimizi en sert şekilde ortaya koyduk. Sendikalar olarak geçen yıl hayata geçirilen öğretmenlik meslek kanunu tartışmalarında şiddete yönelik düzenlemeyi talep edip son ana kadar sergilediğimiz ısrarın gereği yapılmadı. O gün gereği yapılsaydı belki bugün daha farklı konuşmak mümkün olacaktı.